Evet. Merhaba sevgili edebiyat dostları. Her cuma akşamı olduğu gibi bu akşam da Siverek Kültür Platformu adına birlikte edebiyat yolculuğuna çıkacağız. Bu akşamki edebiyat yolculuğunda bize yoldaşlık yapacak olan, bizimle beraber edebiyat yolculuğuna çıkacak olan Siverekli yazar sevgili Mahmut İldoğan. Mahmut İldoğan'ı programa almadan önce biraz Siverek Kültür Platformu'ndan biraz bahsetmek istiyorum. Siverek Kültür Platformu yazar, şair, akademisyen ve entelektüel okuyan, araştıran insanlardan oluşan çok değerli bir platform. Yeni kuruldu. Bu bir araya geldi yazarlar, şairler ve akademisyenler ve her gün farklı konuları tartışarak Siverek'le ilgili veya kültürle ilgili, tarihle ilgili genel konuları tartışarak birbirleriyle bilgi alışverişi yapmaya çalışan ve aynı zamanda değişik günlerde, haftanın değişik günlerinde canlı yayınlarla kültür faaliyetini sürdüren bir platform. Haftada şu anda 3 kez veya 3 gün 3 farklı gün bu yayınlarımız devam ediyor. Cuma akşamı her cuma akşamı biliyorsunuz Rıfat Mertoğlu ile Edebiyat Yolculuğu programı var ve ben özellikle Siverekli yazar ve şairleri konuk ederek onlarla edebiyat konuşuyorum, şiir konuşuyorum ve onların en azından kendilerini tanıtmalarını sağlamaya çalışıyorum. Pazar günleri sevgili Hayri Genç arkadaşımız, hemşerimiz, dostumuz o da Enbaz'la sanat programı yapıyor ve bir müzisyeni veya değişik konularda bir konuk alarak yine pazartesi günleri bundan böyle Zwin Genç bir program yapacak. Çarşamba günleri de Süleyman Roşan çeşitli konuklar alarak bu programı sürdürmeye çalışıyor. Evet, değerli dostlarım. Evet. Evet, sevgili dostlar, dediğim gibi bu akşam, bu cuma akşamı Siverekli yazar Mahmut İldoğan'ı hocamızı alacağız. Onunla öykü üzerine, edebiyat üzerine, şiir üzerine bir yolculuğa çıkacağız. Ben hemen Mahmut hocamı müsaitse bağlayacağım. Siverek Kültür Platformu bu kültür yolculuklarına, kültür yayınlarına devam edecek. Gerçekten de kaliteli programlar yapmaya çaba harcayacağız. Araştırmalarımız devam edecek. Evet. Hoş geldin sayın sevgili hocam. Teşekkür Mahmut hocam, ederim. Hoş nasılsın? bulduk hocam. Sağ ol, İyi teşekkür ederim. misiniz? Ne Siz var ne nasılsın? yok? İyi de Sağ sağ ol, ol, çok teşekkür teşekkür ederim. ederim. Çok sağ olun, çok sağ olun. Evet. Mahmut hocam, Mahmut İldoğan, Siverekli bir yazar. Siverek'te doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Siverek'te bitirdi. Daha sonra Dicle Üniversitesi Tarih bölümünden mezun oldu ve ülkenin çeşitli yerlerinde 30 yıla 33 yıl sosyal bilgiler ve tarih öğretmenliği yaptıktan sonra şu anda emekli ve Çorlu'da yaşıyor. Benim bildiğim bu kadar. Şimdi sevgili hocam, benim bilmediklerimi de lütfen siz biraz daha detaya girerek çocukluğunuzdan başlamak üzere anlatırsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Evet. Eyvallah. Önce beni davet ettiğiniz için size Süleyman Bey'e, Siverek Kültür Platformu'na, Eyvallah. yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bu Sağ olun sizin platform için. büyük bir boşluğu doldurmuştur. Çok güzel çalışmalar yapıyor. Bundan sonra da güzel çalışmalar yapacağına inanıyorum. Bu doğrultuda sizi Eyvallah. kutluyorum. Evet. Önce şunu söyleyelim. Evet. Sonra da şunu hemen eklemek istiyorum kendimi tanıtmadan önce. Özellikle 2 günden beri bizi üzen, bölgemizi üzen, bütün dünyayı üzen bir konuya Evet. değineceğim.
Ukrayna'nın işgali söz konusu. Coğrafyamız zaten biliyorsunuz sürekli savaşlarla, meşgalelerle meşgul olan bir coğrafya. Şu anda ilginç bir şey oldu. Kuzeyde bunu gördük. Kuzeyde, Karadeniz'in kuzeyinde böyle bir durumla karşılaştık. İşgaller oluyor. Tabii ki bu yanı başımızdaki bu işgaller, bu savaşlar insanların umutlarını kırıyor, yıkıyor. İnsanların hayatlarını zehir ediyor. Şunu söylemek istiyorum, çok uzatmadan hemen. İnsanlar iki tane cihan savaşıyla karşılaştılar. Bunun dışında yüzlerce bölgesel savaşlar oldu. Milyonlarca insan öldü. Tabii ki ben şunu söyleyeceğim, sonuç itibariyle yetmedi mi? Milyonlarca insan öldü, yetmedi mi? Hala mı anlamadınız savaşların çözümü olmadığını? Sonuç olarak kendilerini tanrı gibi gören güçlerin, mazlumların kaderleriyle oynamalarını lanetliyorum. Son noktayı bu şekilde koyuyorum. Evet. Şimdi programa başladık. Sivil Eklem Şerlilerimize selam göndermek istiyorum. Ben geçenlerde Turan Tekiner'de zannedersem bizim arkadaşımız TÜİK'ten bir bilgi almıştı. Onun aldığı bilgiye göre Türkiye'de, Avrupa'da, dünyanın her tarafında, Amerika'da, Latin Amerika'da, Avustralya'da 1 milyondan fazla sivil ekli varmış. Evet. Gerçekten çok ilginç. Ben de hepsine topluca şimdi selam göndereceğim. Siverek'te, Avrupa'da, Amerika'da, Rojilat'ta, Rojava'da, Başur'de, Bakur'de yaşayan kıymetli hemşerilerime, vefa bilen hemşerilerime, yüreği güzel olan Siverek'li dostlarıma merhaba diyorum. Ara Siverek biliyorsunuz Zazaların yoğun olduğu, Kürtçenin yoğun olarak konuşulduğu bir güzel ilçemiz. Bu güzel insanlara da selam göndermek istiyorum onların diliyle. Öncelikle Zazalara, tabii bu geçen gün 21 Şubat biliyorsunuz daha dil günüydü. Evet, orada program keşke o gün olsaydı daha güzel olur. Bugüne denk geldi. Bugün de güzel. Zazaca konuşan hemşerilerime ki ben de Zazayım. Şan-ı şıma buheyru. Kürtçe konuşan arkadaşlarıma da evarbaş diyorum. Bu şekilde bir giriş yaptıktan sonra şimdi kendimi tanıtayım. Ben bir askeri darbe sonrasında Siverek'te doğdum. Siverek deyip geçmemek lazım. Siverek medeniyetin başlangıç yeridir, merkezidir. Kendi açımdan değerlendiriyorum. Herkesin Siverek'e baktığı pencere farklı olabilir. Bana göre Siverek dünya medeniyetinin merkezidir. Şöyle, hemen kuzeyinde Ergani ilçesi var. 90 kilometre. Ergani ilçesinde 12 bin yıl öncelik bir höyük var. Çayönü höyüğü. Bu Çayönü höyüğü Neolitik çağı yaşamış, dünyada ilk köy oluşumunu meydana getiren bir yerleşim merkezi. Burada insanlar hayvanları evcilleştirmişler, köyler meydana getirmişler, böyle güzel bir yaşam oluşturmuşlar. Sonradan tabii ki gelişmeler oldu. Hemen batıya bakıyoruz. Batıda Siverek'in 35 kilometre bile olmayan bir güney batısında Hilvan yakınlarında Nevale Çori var. Nevale Çori de aynı şekilde 12 bin yıllık bir geçmişi var Nevale Çori'nin de. Birbirine yakın zaten bunlar. Bu da aynı benzer durumda olan, özelliği olan bir yer. Bir yer daha var bu son dönemlerde. Siverek'in hemen 75 kilometre güneyinde dünyanın gözünün üzerinde olduğu, dünyanın medeniyetin daha doğrusu, medeniyetin sıfır noktası diye kabul edilen bir yer. Dara Mraza'nın olduğu yerin hemen alt tarafları Göbekli Tepe. Göbekli Tepe de bize 75 kilometre. Şimdi batıyı söyledik, güneyi söyledik, kuzeyi söyledik. Doğusunda ne var? Madem ki Siverek merkez ise doğusunda ne var? Doğusunda da Karacadağ var. Karacadağ Kürt göçer ve aşiretlerin soluklandığı, orada toplanıp dağıldıkları, binlerce
yıldan beri yollarını kaybeden kervanlara mihmandarlık eden, şifalı ve serin sularıyla ölümcül hastalara şifa dağıtan, cerenlerin insanların avuçlarından su içtiği, güzel atların, yeleli atların özgürce dolaştığı, kınalı kekliklerin öttüğü bir diyardır Karacadağ. Tabii ki bu dört yerin merkezi Karacadağ'daki araştırmalar daha olmamış. Bu son dönemdeki araştırma. Çünkü Siverek bu dört tane önemli medeniyet merkezinin tam ortasında yer alır. Onun için hemen girişte ben bu şekilde bir tarifle başladım. Peki ortasında ne var? Ortasında Siverek var. Siverek'in ortasında ne var? Siverek'in ortasında da adeta medeniyetin sırlarını saklamak üzere kıya olmuş iki hörgüçlü bir devenin oturduğu bir görüntüye benzeyen, belki de gerçekten medeniyetin tüm sırlarını altında saklamış olan yığma bir kale var. Evet. İki örgüçlü bir devenin sırtına benzeyen yığma toprak bir kale var. Evet. Evet. Bu tabii ki ilginç bir durumdur. Bu höyük daha araştırılmadı. Büyük bir kale, toprak kale araştırılmadı. Tabii ki bütün bunun sonunda diyeceksiniz ki hocam güzel şeyler anlattınız ama şimdi medeniyetin merkezi diyorsunuz. Bölge insanları medeniyet ile alakalı nasıl bir etkileşim bir elde edebildiler? Maalesef medeniyetin merkezi olan bu yerler uygarlığın nimetlerinden uzak kaldılar. Tabii bunun evet. da birçok bir sebepleri var. Bunu şimdi evet, kalkıp da burada çok, detaylandırmak evet. girmek istemiyorum ama şimdi evet. ben hemen kendi yaşantıma gireyim. Benim evet. Siverek'te doğdum. Siverek'te işte o toprak yıma toprak kalenin batı taraflarında hemen kalenin eteklerinde toprak damlı bir evde, iki gözlü toprak damlı bir evde doğdum. Siverek'i bilenler bilirler. Siverek'in doğu tarafı, kalenin doğu tarafı şehirlilerin, kentlilerin, gayrimüslimlerin yaşadıkları evlerin olduğu, ağaların, beylerin olduğu yerler, işhanlarının olduğu yerler, çarşının olduğu batı tarafı ise biraz daha durumu iyi olmayan, köyden göç eden yoksul ailelerin yaşadığı yer. Biz doğu tarafında, ben batı tarafında doğdum. Batı tarafı yani biraz ters. Biz batıya gelişmiş bir yer olarak görüyoruz ya, Siverek'te bunun tam tersi var. Doğru. Daha çok köylerden gelenlerin yerleşim yeriydi batı tarafı. Evet, evet. Köylerin, doğru. Evet. Batı kısmında kalenin hemen eteklerindeki iki gözlü bir evde dünyaya geldik. Orada annem babam Garzuno evet. köyündendirler. Zazaça. Evet. Zazaça evet. biz konuşuruz. Fakat benim evet. anneannem Karacadağ taraflarındandır. Türkan aşiretinden olduğunu söylerdi. O evet. Kürtçe konuşurdu. Çok ilginç. Sonraki evet. yıllarda sordum. Anneanne dedim sen hep yani Kürtçe konuşuyorsun. Neden Türkçe konuşmuyorsun? Konuşmuyorum dedi. Bilmiyorum. Vefat etti. Bir türlü anlayamadık. Sonradan biraz araştırdım. Bu Türkan aşireti bir de Teyrikan diye bir aşiret varmış. Acaba bu Türkan aşireti mi değil mi? Orada da bir ilginçlik hı hı. var. Böyle bir durumdur. Ama şöyle yani anneannemle ilgili yansıması şu. Babamla annem evde Kürtçe konuşurlardı. Bizlerle Zazaça konuşurlardı. Biz kendi aramızda okula gittiğimizden dolayı kendi aramızda çocuklar kırık Türkçe ile konuşurlardı. Türkçemiz de tam değildi. Evet. Bu şekilde bir durum vardı o dönemde. Tabii ki bu kayıtlar o dönemde doğru tutulmuyordu. Bir gün annemi karşıma aldım, fukaraya dedim ki ya anneciğim dedim. Yani tabii yıllar sonra, onlarca yıl sonra. Ya dedim Berlin duvarı yıkıldı. Evet. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağıldı. Biz bilişim çağına girdik, teknoloji oldu, arkadaşlarımız var, onlarla sohbet ediyoruz, herkes doğum tarihini biliyor, doğum gününü kutluyor. Ya dedim, ya Allah'ını seversen, ya ben ne zaman doğdum, benim doğum günüm nedir yani, ben de insan değil miyim, ben de doğum günümü kutlamak istiyorum dedim. Doğum günüm evet. ne zaman? Evet. Ya kadın böyle düşündü, dedi ki ya oğlum dedi, onlarca yıl geçmiş dedi, ben ne bileyim dedi.
senin ne zaman doğduğunu. Tabii ben umudum kırıldı, artık bir şey çıkmayacak dedim. Bitti dedim. Tam odaya gideceğim ama dedi, bir umut ışığı belirdi, böyle yüzün biraz ışıklandı gibi. Evet. Ama deyince ne oldu dedim, bir şey mi hatırladın? Evet evet dedi, hatırladım. Neyi hatırladın dedim, yani doğum tarihim ne zamanmış, ben de doğum günümü kutlamak istiyorum dedim. Dedi vallahi senin doğduğun gün dedi, baban dedi bir kese kağıdında dedi yeni dünya getirmişti dedi, onu hatırladım. Yahu dedim anam, vallahi Evet. yeni dünyayı hatırlıyorsun, bizim doğum gününü Evet. hatırlamıyorsun. Mahmut Evet. hocam, kaç yılına kaç yaşına kadar Siverek'teydiniz? Hocam ben Siverek'ten Evet. hiç ayrılmadım desem yeridir. 87 yılına kadar ben Evet. Siverek'teydim. 80, Evet. 1987 yılına kadar Siverek'teydim. Şimdi bunu tabii ki 87 Siverek'te yıl öğretmenlik yaptınız mı? yaptım, Siverek'te yaptım. Onu da ben Ha, çok güzel. anlatacağım. Şimdi burada bu Evet. çocukluk kısımla ilgili biraz daha böyle bir Hı. iki cümle daha anlatayım, onu bırakayım. Olur tabii, buyurun. Buyurun. Evet. Evet. Şimdi ilkokulu Şair İbrahim Rafet İlkokulu'nda başladım. Hı. Ee, Evet. çocukluk dönemlerimiz tabii ki biz okulda Türkçeyi öğrendik. Bu tabii ayrı bir sıkıntı. Bize dezavantaj sağlıyordu ama o dönemin bütün Doğru. öğrencileri çok başarılıydılar. Yani kendilerini kanıtlamaya çalıştılar. Birçoğu önemli yerlerde görüyoruz birçoğunu. Bu arada şey var mesela, hani böyle bir buluşma yaptık. Mesela bizim birçok insan bilmez, Siverek'te biz mahalli oyunlar oynardık. Yani böyle yerel oyun, işte bu Ancuru oyunu vardı mesela. Kimse bilmez Tamam, bu dönemin evet. insanları. O tam bir Sivere'ye özgü, Sivere'nin kültürünü ifade eden bir oyundu. O vardı. Hı Geçenlerde hı. Sivere'ye geldim. Orada Ramazan Özgül Tekin de konuştuk bunu. O da bir TRT Evet. program yapmıştı. Orada bir canlı bir çekim de yaptık bu konuda. Evet, bu şekilde ilkokul dönemi. Sonra ortaokula geçtim. Ortaokulda Siverek Ortaokulu'nu okudum. Liseyi okudum. Üniversite sınavına girdik. Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü Ana Bilim Dalı bölümünden mezun oldum. İlk görev yerim Kütahya. Kütahya'da Kütahya, görev yaptım. evet. Kütahya, Kütahya'nın Emet ilçesinde görev yaptım ama ailem vardı. Yani ailemle ilgilenmek zorundaydım. 2 yıl sonra Sivere'ye geldim. 2 yıl sonra Sivere'ye geldim. Siverek'te, Siverek İmam Hatip Lisesi'nde çalıştım. Bir süre çalıştım. Sonraki süreçte konuda isterseniz devam ederiz. Yani birinci soruyla ilgili Evet, bu şekilde. Peki. Peki Mahmut hocam, şiirle ve yazıyla ne zaman tanıştınız bu arada? Yani öğrencilik yıllarınızda mı şiirle ve yazıyla tanıştınız, yoksa yani daha sonraları mı bu buluşma oldu, nasıl oldu? Onu biraz alayım. Evet. Şimdi hocam şiirle tanışma, ben ortaokul döneminden itibaren okumaya meraklı olan bir öğrenciydim. O Evet. dönemde bizim öğretmenimiz vardı, Cengiz Öksüz diye Türkçe Hı. öğretmenimiz vardı. Türkçe dersinde kitap alırdı eline, böyle kitabın bir kısmını okurdu, Evet, bırakırdı. evet. Öğretmenim oku ne olur oku falan derdi ki yok derdi. O bize kitap almayı öğretti sağ olsun. O dönemde Evet. hatırlıyorum Orhan Kemal'in Evlerden Biri diye bir kitap aldım o dönemde. Aldığım ilk kitap oydu. O Evet. dönemde kütüphaneye de kayıt oldum. Kitaplar aldım. Fakat sonraki dönemde okuma çığ gibi arttı. Siverek'te bir farklı bir hava vardı. Lise yıllarında insanlar okuyordu, okumaya başladılar. Birden biraz da Şelime Maxim Gorki'nin ana kitabını verdi. Evet. Okuduk Evet. oradan. Tabii kitap okuduk, kitap okuyoruz ama tabii ki biz o dönemde kendimizi tanımıyoruz ama dünyayı tanımaya çalışıyoruz. Böyle bir, tabii ki o da bir handikaptı o dönemde. Evet. Böyle bir süreç vardı. Bu arada şöyle bir durum, yani şimdi bu şeyi sizin sorabileceğinizi tahmin ederken hafızamı biraz zorladım. Lise son sınıfta Hı. şiir yarışması vardı. O şiir Evet. yarışmasına katıldım. Katılanlar, o dönemi hatırlayanlar bilirler. Ama yarışma iptal edildi. Bir şiir yarışmasına da katıldım. Fakültede okurken zaten çok sıkıntılı dönemler yaşadık. 12 Eylül dönemleri falan. Askeri darbe olmuştu. Sıkıntılı dönem. Yani ben yine de okumayı çok severdim. İnanır mısın? Ben en son paramı, yani gazeteye mutlaka para ayırırım.
O alırdım gazeteyi. O dönemde Cumhuriyet Gazetesi'ni alırdı. Fakat öyle bir an geldi ki artık gazeteyi de almaz olduk. Çünkü yani gazeteyi de alamıyorduk. O dönem biraz kötüydü. Diyarbakır'da okuyorduk. Evet. Yazdığım tabii oldu. Ben yazdığım oldu ama yazdıklarım da kelebek ömrü kadar yaşadılar. Yani aman hemen onu tekrar yırtıp atıyorduk. Yani şimdi ne yapacağız ki? Yazmak o dönemde ne bileyim çıplak ayakla ateş üzerinde gezmek gibi bir şeydi. Yani yazmanın da riskleri var bizim bölgemizde biliyorsunuz. Ama ben okumayla şeyimi kesmedim. Yani sürekli ne oldu? İşte 12 Eylül döneminde kitap almayı biraz ara verdim. Çünkü sonradan birçok insan sırtında kitaplarla alındı, memnun oldu. Ben de o dönemde kitaplarla küstüm desem yeridir. Yani bıraktım kitap almadım. Kitap almadım. Uzun bir süre sadece hani böyle canın sıkılır bir şey yazarsın, bırakırsın bir kenara, o şekilde bir çalışmam oldu. Fakat sonradan o geldi. O geldi dediğimiz Çağdaş Kürt tarihinin duayeni diyeceğimiz Mehmet Uzun geldi. Mehmet Uzun'la bir tanışmışlığımız oldu. Ya ben oradan çok etkilendim. O görüşmeden çok etkilendim. Yani bana göre tabii Sanırım oradaki Mavi Çarşaflı Kadın'da da yazmışsınız, değil mi? Onu yazmışsınız, yazmışım o isterseniz buluşmayı. O Mehmet'i buluşmayı. okuyabilirim. Yok, oraya geçmeden önce şimdi ben şunu anladığım kadarıyla sizin de hayatınıza bir öğretmen dokunmuş. Aslında sizi okumaya yönlendiren, sevk eden. Şimdi birçok insanın hayatına birileri dokunuyor. Benim de aslında ben de size benzer bir çocukluk geçirdim ve benim de hayatıma bir öğretmen dokundu. Yani o öğretmen sayesinde okumaya ve yazmaya sevdalandım. Hatta ilkokuldan itibaren, ortaokulda ben artık Yaşar Kemal'in öykülerini okuyordum. Sarı Sıcak hikaye kitabını o dönemde okudum. Ortaokul döneminde Ömer Seyfettin'in hikaye kitapları, Orhan Kemal'in hikaye öykülerini, Bekir Yıldız'ın öykülerini, yine Muzaffer İzgün'ün öykülerini yoğun bir okuma serüveni yaşadık ama bu bir öğretmen sayesinde, birinin sayesinde oldu hep. Hep birileri dokundu. O dokunma önemlidir aslında. Çok önemlidir. Yani onu Doğrudur. böyle biz bazen böyle hemen es geçiyoruz ama o dokunma bizim sonraki yaşantımızı aslında biçimlendiren bir dokunuştur. Ben öyle algılıyorum. Şimdi ben sizden şey rica edeceğim. Biliyorum ki sizin Zazaca bir şiiriniz var. Zazaca. Şimdi şu anda bizi izleyen saygıdeğer Siverekli hemşerilerimize böyle bir hem de bir daha tam ısınmadan bir Zazaca şiirinizi dinlesek çok güzel olur diye düşünüyorum yani. Doğrudur Ne hocam. dersin? Okuyalım hemen. Tamam hocam. Çok güzel Evet. olur. Evet. Bir zahmet. Şeydi. Eyvallah. İyi olur. Şimdi şöyle yapalım. Sanırım o Zazaca şiiriniz Mavi Çarşaflı Kadın'da yok, değil mi? Yoktu Hocam o şöyle Fırat'ın o. Dicle'ye yakarışı. Fırat'ın Dicle'ye yakarışı ama ben işte onu Bahri Demir arkadaş, Bahri Demir o da Diyarbakır'da beraber okuduğumuz Zazaça üzerine bayağı çalışan bir arkadaş. O O çevirmiş. Zazaça çevirmiş evet. Anladım, Onu anladım. bakayım onu bir okumaya çalışacağım diyor. Biraz fon müziği de vermek istiyorum ama ses geliyor mu acaba? Ben burada bir fon müziği açmışım. Onu kapatayım, siz verin. Siz biraz açın sesini, fon müziğinin. Geldi mi? Biraz geldi. Evet, güzel. Tamam. Yeterli mi bu? Yeterli, güzel. Sertulikandi koyan ra ze mar hukeno var gelyan ra peki çime de roya kalu belara nat veratu harikena ez frata
Best pra neşno simurgim rabbişmo. Nuhu geçti erdan işte geyren o mü. Musa o bola huvini kerda çogan de huya mı perseno. Kitabın pirozi pero mü dekernene. Dijle dilbera bedev. Tore geyrena. Kande to harikena. Vera roye evrendi. Es frata. Çakın mı zeybiska bradayane to ser. Kande to murat sıpeyin peresu siyayına. Evnena tora, tore rumena. Jokare har asena, es frata. Kemerin berzi kendalin hori. Neşene binimni, neşene vindarini bendu bendevi. Coğrafya dırnena, duriki müşnena. Dicle, dilbera bedev, tore geyrena. Kande to harekena, vera roya evrendi. Es frata. Bi seyana medeniyetan de meymandariye ama semede toya. Roj bi toya avakeno, mina şunu avan. Hoza bi toya zerguna, mina berkeyin. Mezrabotanya şeneyi cüyana, deyru sıtrani, ser vane, ser miser vane, es tore bermena. Deyvi miser bermane, es tore gumena. Lau derey pero mari harekene. Jokare nemrudiji levera evnene. Dijle dilbera bedev. Tore geyrena. Hande to harikena. Vera roya evrendi. Es frata. Evet, şiir buydu. Yüreğine sağlık. Dile to vaş bakeko. Eyvallah. Eyvallah, eyvallah. Sağ olasın, sağ olasın. Şimdi Mahmut Hocam, şimdi biraz da Mavi Çarşaflı Kadın isimli kitabınıza gelelim. Bu sizin edebiyat alanında ilk çıkış ürününüz, ilk kitabınız, evet. Öykülerden ve denemelerden oluşuyor. Ben de okudum, okudum. Gayet de güzel. Yoksul insanların küçük dünyalarına ışık tutmuşsun, onlara ayna olmuşsun. Yoksul insanların, özellikle kadınların, mesela Mavi Çarşaflı Kadın'da işte çocuğu, erkek çocuğu olmayan bir kadının çırpınışları, ziyaretlere gidişleri, Urfa'ya gidişi, Siverek'te çeşitli ziyaretlerden medet ummuşu. Yine işte güvercinle uğraşan küçük bir çocuğun güvercinlere sevdalanışı gibi böyle. Buna benzer birçok böyle yoksul insanların küçük dünyalarına ayna tutmuşsun ve çok da güzel bir anlatımla bunu okuyucularına sunmuşsun. Şimdi benim kitap sizden mi? Bir kitabın kapağını bir gösterme imkanınız olsa, ben de şu anda yok. Kitabı. Evet. Mavi Çarşaflı Kadın 2020'de mi çıkmıştı? 2000, yani evet, geçen 2020. Sene mi çıktı? Evet. Evet. Geçen sene. Hayır, geçen. Evet. Geçen 2020, biz 2020'deyiz. 2020 yılında 2000 Ağustos ayında. 2021 mi 20 mi? Yani geçen sene mi? 20, 2020'deyiz. 20, ha, 2020 20. Tamam, biliyorum. Evet, 2020'de evet. De çıktı. Yani dediğim gibi gayet akıcı öyküler, güzel öyküler ve denemeler var. Şimdi bu kitabın çıkış sürecinden biraz bahsedebilir misin? Evet. Okuyucularımıza. Tamam. Şimdi hocam ona geçmeden önce şimdi... Yazmak tabii ki önemli bir olaydır. Yani insan yazmayla ilgili tabii ki okuyoruz, sürekli okuyoruz. Sonuçta şöyle bir ifade benim için çok güzel. Postmodern edebiyatın en iyi temsilcilerinden birisi olan Hasan Ali Toptaş. Hasan Ali Toptaş biliyorsunuz güzel yazıyor. Evet. Bir iyi bir romancıdır. Türk edebiyatında iyi bir romancıdır. Evet. Yazmak diyor... İnsanın bildiğini okumasıdır. Yazmak bildiğini okumaktır. Çok güzel bir söz. Yazmak bildiğini okumaktır. Yani insan ne bilirse onu yazar. Tabii ki biz de yıllarca okuduk. Ben denemelerim oldu zaman zaman. Hani az önce bahsettim, Mehmet Uzun Adıyaman'a geldikten sonra onunla biz. O dönemde benim kitap alma küskünlüğüm bitmişti. Kitap almaya başladım. Çünkü onu gördüm, böyle bir devlet başkanı gibi ama böyle gayet ciddi, böyle konuşurken, cümlelerini kurarken
Bu arada tabii ki tanık olduk. İsveç'ten işte bakanlar arıyor değişik ülkelerden. O da o kadar kendinden emin, öyle bir yani detaylı, kuyumcu maharetiyle çalışır gibi çalışıyor ki ya kendi Evet. kendime düşündüm, dedim ki ya Cumhurbaşkanı bile olsam bu kadar değer alamazsın da, bu nasıl bir şeydir? Evet. Böyle kitleler, insanlar peşinde böyle bir ışık gibi gidiyor. Herkes de onun peşinden böyle gidiyor. Yazmak ne kadar güzel dedim. Ya ben de yazacağım dedim. Yani yazmak konusunda da oradan biraz ilham aldım. Ama tabii ki keşke yaşasaydı, biz onu görseydik, biz çok yararlanmış olsaydık. Çünkü onun tecrübeleri çok. Tabii oradan etkilendim. Yazdım ama yazdıklarını bir kenara koydum. Aslında ben bir roman çalışması başlattım. Şu anda bitmiş olan romanımın karalamasını yaptım, kenara bıraktım. Kendi kendime ya olur mu olmaz mı falan. Tabii kitap yayınlamak da bir cesaret işidir. Öyle birdenbire olmuyor. Yani biliyorsunuz her kelimesi, her Evet. noktası ince bir detay. Tabii bazı insanlar çok basit bir şekilde bakıyorsun. Yani eleştiri tabii çok güzel olacak ama yani kitap yazmak gerçekten kolay değil. Şiir yazmak kolay değil. Bir emek istiyor. Böyle kuyumcu maharetiyle bir çalışma istiyor Kesinlikle, bu. kesinlikle. Evet. Emek istiyor. Evet. Bunun değerini bilmek lazım. Şimdi tabii ki çalıştım. Ben çok okudum. Kitap okumayı çok seviyorum. Çok okudum. Yani o dönemde de hani ben kitap yine okuyordum ama almıyordum. Yani kitaba alıyordum ama birisine veriyordum. Kitap bulundurmamaya çalışıyordum o zaman. Ama sonradan Evet. bunun yanlış olduğunu anladım. Yazdım. Yazdım bu arada. Şimdi şöyle bir durum oldu. 2019 yılında Siverek'in aydınlık yüzü diyebileceğimiz çok değerli insanlar, Ankara'da, İstanbul'da yaşayan fakülte mezunu, yazar, çizer, entelektüel, işte iş adamı vesaire, böyle o dönem yani okuyan çağdaş insanlar, yurt dışında olanlar var. Mesela bir Evet. dönemde idol olan Eyüp Fırat Sürek var bizim için, yani çok önemliydi. Bunlar 5 Ekim etkinliğini düzenlediler. Bu etkinlik Evet. komitesinde ben de vardım. Geldik oraya, böyle çok güzel bir, mükemmel bir çalışma yaptılar. Bir sonuç ortaya çıktı. Böyle Avrupa ölçülerinin standartlarına uygun, hiç tahmin edemeyeceğim oranda böyle her şey programlı bir çalışma. O bir şeylerin yapılabileceğini, dokunduğun takdirde bir şeyin başka bir şeye evrilebileceğini bana gösterdi. Bir Evet. azim geldi bana. Çalışmamı daha da hızlandırdım, yoğunlaştırdım. Onlar gittikten sonra öykü yazmak. Hocam sizinle daha önce bir sizi dinledim herhalde, bir yerde dinledim. Öykü hani romanın küçük kardeşidir diyorsunuz. Öykü Evet. öykülerde olaylar ön Evet. plandadır. Ama romanda daha çok kişiler, mekanlar üzerinde durulur, detaylandırılır. Birçok hikaye vardır. Evet, Öykü, doğru. evet. Evet. Ben şiirler yazdım. Tabii şiirleri kenara koydum ama aynen yine size katılıyorum. Yani şiir bir yerden sonra insana böyle ufku geniş olan, birikimi fazla olan insan bir süre sonra şiiri şey yapmıyor. Yani bir kenarda bırakıyor. Benim bunu biraz daha böyle denizlerde, Evet. okyanuslarda kulaç Evet, atmam kulaç gerekir atmam diye. lazım diyorsun değil mi? Evet. Doğru. Böyle. Ama Doğru. onu yapmak için de tabii ki bence öykü de yazmak lazım. Öykü çok güzel. Ben şimdi öykülerim devam etti. Ben o kitabı yayınladıktan sonra da öyküler yazdım, bir kenara koydum. İleride belki ne bileyim başka bir öykü kitabı çıkarsa. Ama şiirle Evet. ilgili Evet. şiir fazla yazmadım. Topu topu 14 tane şiirim var. Yani şimdi bazı insanlar mesela çıkıyor diyor benim 300 tane şiirim var. Ben onlara gıptayla bakıyorum. Yani şiir konusunda ben biraz şiirde tembel miyim yoksa çok ince eleyip sıkımı da okuyorum bilmiyorum. Çok yani var, çalışmam var. Mesela bir tane şiirim Çok masada var. olması önemli değil hocam ya bence Mahmut hocam. Ahmet Arif'i Ben örnek görelim. Bir tane kitabı var ama dünyaca yani tanınan bir şair. Örnek 21 diyorum. tane şiir var Evet. zannedersem. 21 tane şiir Evet. varın. Evet. 4 O aydır kadar. masada O o şiir duruyor vallahi. kadar. Evet. Şimdi Evet. tabii ki bu arkadaşları görünce bir heyecan tabii ki. Yani okumayı sevenler, böyle Evet. çağdaş düşünen insanlar, Sivere'ye bir şeyler yapmayı düşünenler var diye. Tabii ben de Siverekliyim. Hani bizim Kürtçe'de bir laf vardı. Demek ki her giyap serkoka hoş şimdi be.
Yani her ot kendi kökü üzerinde büyür. Bizde Siyorek bizi yetiştirdi tabii ki. Siyorek'in yetiştirdiği bir evlat, bir insan olarak Siyorek'ten aldıklarımız, o Siyorek'e borcumuzu ödememiz gerekir. Düşündüm yani öyküler meydana çıktıktan sonra tabii ki bir isim bulmak gerekir. O konuda bir şey yaptık. Mavi Çarşaflı Kadın ismi fikri o zaman çıktı. Mavi Çarşaflı Kadın şey yani mavi çarşaf zaten bizde temizliğin, dürüstlüğün bir sembolüdür. Sabrın, çekilen acıların bir sembolüdür mavi çarşaf. Ben annemde de gördüm, komşu kadınlarda da gördük. Bizim Siverek'teki kadınlar gerçekten o dört duvarlar arasında çok büyük acılar, sıkıntılar çektiler. Hepsini içlerine attılar, yuttular bunu. İşte babayla ilgili mesela sıkıntıları vardı. Yani örnek mesela benim annem babamdan küserdi, babasının evine giderdi, babası tekrar kocasının evine gönderirdi. Yani çıkış yoktu. Dört duvar vardı. O dört duvar içerisinde Maalesef. Öyleydi. dışarıda da kadınlar mavi çarşaf giyiyordu. Bu benim öyküde yazdığım hikayelerin hepsini ben duydum. Yani duyduklarım. Duyduğum hikayeler mesela o iki çocuk duasında kadın var. Siverek'te buna benzer bir olay gelişmiş. Sedat öğretmen yine Siverek'te duydum yani ama bende kurgu var hocam. Ben kurgu hemen kendi kafama göre kurgu konusunda hiçbir sıkıntım yok. Kurgu geliştiriyorum. Yani belli bir süreçten sonra emek harcadın mı, çalıştın mı kitap yazmak o kadar da zor bir olay değil. Yani ama altyapısı iyice olduktan sonra yapılabilir. Altyapı. Tabii, Yani tabii. şimdi burada başka bir şey çıkıyor. Yani şimdi herkes kitap yazabilir ama önemli olan kitapta toplumun önünü açabilecek, onların dertlerini anlatabilecek, evrensel değerlere sahip olabilecek bir şeyler yazabiliyor musun? O. Ben burada bir deneme oldu benim için. Mavi Çarşaflı Kadın. Sağ olsun bizim Siverekli okumuş kültürlü insanlar da sahip çıktılar. Ben kitabı yazdıktan sonra bir editörüm Selma Hanım'la görüştük. Dedi ki önce Van'da bastırmayı düşünüyorduk. Sonra dedi ki ya Mahmut sen de gelecek vaat eden bir şey çizgi var. Sen de dedi biz bunu dedi ulusal düzeyde bastıralım dedi. Dur 3 tane yayın evi dedi sıraya koyacağım göndereceğim. İlki de favori yayınlarıydı. Gönderdi hemen bir ertesi gün telefon açtı bana dedi böyle bir kabul etti dedi. Favori yayınları kabul etti dedi. Neyse o şu anda konuştuk. 1.000 tane bastırdık orada. Geçen aradı kendi yayın evi sahibi. Dedi ki ne yapıyorsun falan kitaptan ne haber? Vallahi dedi 30-40 tane falan kalmış. 1.000 tane ilk baskı yaptık. Yani çok güzel oldu. Tebrik ediyorum hocam. İnsanlar da bu şekilde böyle bir durum oldu hocam. Başka Çok soracağınız da varsa inşallah. tebrik ediyorum. Hocam Sağ ol. kitap yazmak gerçekten büyük emek ve altyapı gerektiriyor. Yani basit değil, basit değil. Çünkü basitlik şöyle, güzel, çok sağlam bir altyapı olması lazım. Sonra kitabı planlı, disiplinli çalışmak lazım. Disiplin ve emek çok önem taşıyor gerçekten. Çünkü bir kitabın yazma süreci en az 3 yıl, en az 3 yıldır. Yani öyle kolay yazılmıyor. Ben sizin Mavi Çarşaflı Kadın'ı okudum. Yani bütün o içinde olan hem denemeler hem öyküleri okudum. Şöyle bir düşünce oluştu bende Mahmut Hocam. Siz mesela Eczacı Ekrem Uğurlu'yla bir görüşme yapmışsınız, onu yazmışsınız. Sonra Turna Kanadı'nda 5 Ekim Siverek Lisesi mezunlarıyla buluşmayı anlatmışsınız. Sonra Mehmet Uzun'la Adıyaman'da buluşmanızı anlatmışsınız. Ben şunu fark ettim sizde. Siz anıyı çok daha güzel yazıyorsunuz. Onu söyleyeyim. Yani o buluşmaları, o görüşmeleri, yani anı röportaj ve birebir yaşadıklarınızı çok daha güzel dile getiriyorsunuz. Çünkü yaşatıyorsunuz. Yani mesela işte Mehmet Uzun'la buluşmayı tamamen okuyucuya yaşatıyorsunuz. Sonra o 5 Ekim buluşmasını, lise mezunları buluşmasında yine öyle. Yani öyle bir heyecanla, öyle bir birbirini takip eden bir aksiyonla anlatıyorsunuz ki okuyucu acaba nasıl olacak? Bundan sonra
Yazar ne yapacak, nasıl olacak diye bir merak içine giriyor. Şimdi önemli olan budur. Metinde önemli olan o merak unsurunu oluşturabilmektir. Tabii ki öykülerin de çok güzel, onu da söyleyeyim. Mesela Mavi Çarşaflı Kadını ben çok severek okudum. Yine orada şey vardı, Sofi vardı, bir tane Sofi öyküsü vardı. O da güzeldi. Yani ben size gerçekten o yayıncı editörünüz demişti değil mi? Editör doğru söylemiş. Yani sizin yazarlık geleceğiniz gerçekten şeydir. Yani umut vaat ediyor. Siz İnşallah hocam. yazabilirsiniz. Yani önemli olan da, tabii okuyucu metnin içine çekebilmek. Siz onu başardıktan sonra gerisi çok kolay. Onun için de tabii iyi bir disiplin gerekiyor. Özellikle öykü ve roman yazım işlemlerinde çok büyük bir disiplin ve emek gerekiyor. Onun altyapısının oluşturulması, öyküde yine öykü kahramanlarının ve olay örgüsünün oluşturulması. Yani az önce sen de belirttin, yani her öykü bir olay üzerine kurgulanmıştır. O olayın çok güzel kurgulanması lazım. Kahramanların çok iyi verilmesi lazım. Öykü böyledir. Her satır, her yazdığın her satır bir sonraki satırın merak unsuru içerisinde bırakacak şekilde ilerlemesi gerekiyor. Aksi takdirde düz yazı olur. Yani o farklı bir şey olur. Bir deneme olur. Başka bir şey olur. Bu nedenle öyküde olay örgüsünü ve olay kahramanlarını çok iyi betimlemek gerekiyor. Mavi Çarşaflı Kadını yani gerçekten severek, ben de severek okudum. Sağ olun, teşekkür Okuyucular ederim da hocam. çok beğendiklerini ben bazı şeyler alıyorum. Yani ben özellikle tanıdığım yazarlar ya da işte bana yakın olan yazarlar olduğu zaman okuyuculardan mesela senin kitabın, örneğin Mahmut İldoğan'ın kitabı, yine Hasan Baydil'in biliyorsun Süt Kokusu Evet. isimli bir romanı Tabii. çıktı. Onunla Tabii. ilgili, yine Kemal Siyaha'nın romanlarıyla ilgili. Yani böyle tanıdığım, bildiğim yazarların romanları ya da öykü kitapları çıktığı zaman ben takip ediyorum. Okuyucu yorumlarını merak ediyorum. Acaba okuyucular bu yazarı nasıl değerlendiriyor? Gerçekten yani onlar bir ipucu veriyor. Ben daha sizin öykü kitabınızı yeni okudum ama öncesinde bazı tepkileri Duyumları almıştım aldım. okuyuculardan almıştım ve mutlaka Mahmut hocamla bir sohbet edeceğiz Sağ demiştim. olun. İyi oldu. Teşekkür ederim. Keşke yüz Sağ yüze olun. görüşseydik. 5 Ekim'de Görüşürüz inşallah. ben de gelecektim. Hayri Yetik'le birlikte gelecektik hatta. Fakat bir pürüz çıktı o dönemde. Gelemedik. Sonrasında bu Siverek'te düzenlenen en son etkinlikte yine bazı pürüzler çıktı. Gelemedik. Kısmet önemli değil. Biz uzaktan da olsa birbirimizi severiz ve birbirimizi okuruz, takip ederiz. Hiç problem yok. Yeter ki gönüller bir olsun sevgili Mahmut Olur. Hocam. Sağ ol. Mahmut Teşekkür Hocam, ederim. Efendim. Siverek'te ne zaman ayrıldınız? Gurbet mi, Siverek mi? Siverek hasreti nasıl gidiyor? Var mı? Şimdi mesela dönmeyi düşünüyor musunuz? Öyle bir şey, yani öyle bir hasret var mı? Öyle bir özlem var mı? Şimdi Evet. hocam ben gurbet, tabii gurbetlik çok çok. Şimdi şu anda yani üzerindeki kitap biraz da bunu ele alıyor. Çok böyle bir miktar size bir demet şimdi birazdan sunacağım. Evet. Dışarıyla alakalı. Ben 1987 yılına kadar Siverek'te kaldım. Evet. Ailenin bana ihtiyacı vardı. Kaldım. Sonra Anladım, evet. Kütahya'ya atandım. Sonra Kütahya'ya atandıktan 2 yıl sonra 1989 yılında Siverek'e geri geldim. Evet. Evet. 1993 yılında Evet. istemem dışında benimle birlikte bir grup öğretmen out sürgüne gönderildi. Evet. Ben Nevşehir'de 3 yıl sürgün kaldım. Bununla ilgili öyküler de yazdım. Evet. Sonra Sivere'ye gidemediğim için Adıyaman'a geldim. Adıyaman daha arka taraftan dolandım. Adıyaman'a geldim. Ailemin çünkü bana ihtiyacı vardı. Anladım, evet. Adıyaman'da kaldım. Adıyaman'da bir süre kaldım. 2004 yılına kadar kaldım Adıyaman'da. Fakat artık gitmenin gerekli olduğunu düşündüm. Bazı ailevi nedenlerden dolayı da Marmara bölgesine geldim. Erdek'te görev yaptım. Tekirdağ'a geldim. Bu bölgelerde ama
Ben sürekli gidip gelen birisiyim. Yani ben irtibatımı koparmadım. Gidiş yok oluştur hocam. Ben öyle biliyorum. Gidiş yok oluştur. Evet. Değerli dostlarımızla zaman zaman konuşuyoruz. Mesela Bahri Demir var. Çok değer verdiğim bir arkadaşım. Zazaçal üzerine çalışmaları da yapıyor. Bana bir gün dedi ki hocam dedi köyden gidenler dedi o çok beni etkiledi. Onunla ilgili bayağı şeyler de yazdım. Mesela köyde yaşayan bir vatandaş, sade bir vatandaşı pek ciddiye almayabilirsin ama o köylü her tepenin, her çukurun, her ağacın, her dalın bir öyküsünü, hikayesini, ismini biliyor. O köylünün Evet. o köyü terk etmesi demek oranın çoraklaşması demektir. Çok çok güzel tabii ki. Doğru. Evet. Bizim Siverek, az önce de hemen konunun başında Siverek'in toplamda 1 milyondan fazla nüfusu var. Dünyanın dört bir tarafına dağılmış. Amerika dahil olmak üzere dağılmış. Bir uzayda yoklar. Her tarafta varlar. Gidenlerin %90'ı da zorunlu gidiştir hocam. Zorunlu gidiş. Evet. Yani nedir? Zorunlu giriş çeşitli şeyleri vardır. Size isterseniz bu son çalışmamdan bu sürgünlükle ilgili bir miktar bir bükle okuyayım hocam. Olur, tamam. Zevkle dinleriz hocam. Sürgünlük bazen günün belirsiz bir saatinde elinize tutuşturulan sarı bir zarfın içerisindeki kısa bir paragrafın size gösterdiği istikamet, bazen de doğanızdan kopup size ait olmayan bir iklimde yaşamaya mecbur bırakılmaktır. Gösterilen istikamette veya size ait olmayan bir iklimde yaşamaya mecburiyete giderken her sürgüne gidenlerde olduğu gibi yaşanacakların üzerinizde bırakacağı solgun gri rengi hesap etmeden döneceğinizi düşünürsünüz. Ancak öyle değildir. Gösterilen istikametler ve mecburiyetler sizi gri rengin gölgesinde yalnızlaştırır, hassaslaştırır, ürkekleştirip kadere mahkum etmeye zorlar. Mücadele edersiniz, direnirsiniz, hatta belki de uzun bir süre sonra geri dönebilirsiniz. Ancak hiçbir şey bıraktığınız gibi değildir. Bazı sürgünlerde vardır ki 40 katır mı, 40 satır mı sorularına hacet kalmadan ya gecenin sağır ve dilsiz bir saatinde veya sabahın kör bir vaktinde insanların bedenlerini dikenli tellere, mayınlara vurup ülkesinin dışına çıkmasıdır. İşte asıl o sürgünler en acı olandır. Hem Kerem'in aşkına yanması gibi su içerken, sofraya otururken, yürürken, konuşurken, uyumaya çalışırken memleket hasretliğinin yüreği yaktıkça yakmasıdır. Hem de gözleri bağlı sarp kayaların olduğu bir coğrafyada yüksekliğini tahmin edemediğin bir ipin üzerinde düşmemeye gayret ederek karşıdan kaçmaya, karşıdan karşıya geçmeye çalışmasıdır. Ne kadar gayret gösterirsen göster, olumsuz rüzgarlar kat be kat fazlası bir gayretle seni düşürmeye çalışacaktır. Şansın yaver giderse yumuşak bir toprağa düşer, kaya dibinde bir gelincik gibi açarsın. Ancak kendi doğal ortamından uzak olduğundan boynun hep bükülü kalacaktır. Sürgünlükte bir zamanlar ana vatanında hiç önemsemediğin küçük şeyler bile aklına takılı kalır. Bazen toprak bir damın saçağında iki kumrunun kederli ötüşlerini, bazen bir evin delizinde iki nazenin kırlangıç yavrusunun uzatılan bir lokma yem parçasına uzanışlarını, bazen de akşam serinliğinde kırmızı çiçeklere kesmiş nar ağacının gölgesinde Hazine Cizravi'nin masal diyarına götüren yanık sesini özlersiniz. Teselliler boş bardak küllüğünü dolduran izmaritler gibi hasretliğinizi bastırmaya kifayetsiz kalır. Özlersiniz, özlersiniz de özlersiniz. Sonu gelmez özlemler gün gelir keskin bir bıçak olup şah damarınızı keser ve her şey simsiyah bir noktaya dönüşür. Evet, Böyle yüreğine sürgünlük. sağlık. Yüreğine sağlık. Çok Tabii. güzel, çok güzel ifade etmişsin sürgünlüğü, gurbeti, yabancılığı. Evet. Gerçekten yüreğine sağlık. Zaten şimdi yani şiirsel bir metindi, okuduğun şiirsel bir metindi. Çok güzel. Şiir ve şiirsel metinler insanın ruhuna işler, insanı alıp uzaklara götürür. Biz sizinle Mahmut Hocam o Evet. yaşadığınız gurbette gidip geldik. Gidip geldik yani, onu Evet. söyleyeyim. Çok güzel, Evet. yüreğine sağlık. Yani bizim metnin içine
çekmeyi başarıyorsun. Bu güzel bir Sağ ol, şeydir. teşekkür. Bir yazar olarak tebrik ediyorum gerçekten. Başarılar diliyorum. İşte İsterseniz yazma evet şiir böyle bir şeydir. Sanat böyle bir şeydir. isterseniz Buyurun hocam, bu hocam. doğrultuda hani gurbetlik dedik, dokunmayın Evet. hasetliğime diye bir şiir vardı. Onu bir şiirle Tamam, onu okuyabiliriz da hocam. dinleyelim senden. Onu da dinleyelim ara vermeden. Olur. Tamam. Olur hocam. Şimdi hemen bulalım onu. Siz onu bulurken ben de biraz Tamam. Siverek Kültür Tamam. Platformu'ndan bahsedeyim. Siz hazırlayın. Tamam. Şimdi Güzel hocam. değerli Dağıtım. edebiyat dostları her cuma akşamı saat 20.30'da Facebook üzerinden Rıfat Mertoğlu, ben Rıfat Mertoğlu olarak Edebiyat Yolculuğu isimli bir program yürütüyoruz. Bu Siverek Kültür Platformu yeni kurulan bir platform. Siverekli yazar, şair, akademisyen, entelektüel insanlar, araştırmacılar, her türlü böyle Siverek'in entelektüel insanları bu platformda bir arada. Bu platformda biz bir takım canlı yayınlar yapıyoruz. Kültür, sanat, müzik, tarihle ilgili söyleşiler gerçekleştiriyoruz. Yazarlar, şairler kendi kitaplarını ve şiirlerini tanıtıyorlar. Biz böylece birbirimizi daha yakından tanıma fırsatı yakalamaya çalışıyoruz. Birbirini daha önce hiç tanımayan yazarlar, şairler böylece en azından bir nebzecik de olsa Siverekliler'e, Siverekli entelektüel insanlara, aydın insanlara kendilerini tanıtma fırsatı buluyorlar. Bu nedenle ben bu platformu gerçekten önemsiyorum. Bu akşamki konuğumuz Mahmut İldoğan hocam. Şimdi Mahmut İldoğan hocamdan bir şiir dinliyoruz. O güzel sesinden. Evet hocam. Tamam. Ne İstanbul'un sabahlayan renkli geceleri, ne de gerdanlık gibi boğazında duranı, hiçbiri umurumda değil benim. Ben gurbet denilen yerdeyim, memleket hasretindeyim. Dokunmayın hasretliğime benim. O bugün gül kokar, karanfil kokar, damlolar, kar kürer, Karacadağ'da çenger toplar, şehir kulübünde kafa demler, beyler, ağalar, Koçali Baba'da mavi çarşaflı bir kadın ağlar, toprak damlı bir evde şairin biri iğneyle kuyu kazar, mahalleli çocuklar duvarlara yapıştırılmış şakillerin resimlerine bakar. Ah Siverek, ah! Kaçanı kovalayan aşk gibisin. Irağım sana, lakin uzansam dokunacak gibiyim ellerimle o mavi bazalt taşına. O taş ki sabırdır, sırt dayanılandır, kaledir, kantarmadır, Hacıpınar'dır. Bakma aramızdaki mesafeye, oysa bir ses duyumluğudur seninle aram. Taşı karam, bahtı karam, hasretliğindir içimdeki yaram. Ne Babil kuleleri gibi göklere uzanan beton yığınları, ne de yedi tepeli şehrin dillere destan güzelleri. Hiçbirisi umurumda değil benim. Ben gurbet denilen yerdeyim, memleket hasretindeyim. Dokunmayın hasretliğime benim. O bugün rüşvet kokar, yarpuz kokar, Delilo lorke oynar, gümrük hanında kaçak tütün içer, kaldırımda pusatsız biri yatar, kumrular harabelerde ağıtlar yakar, sulu cami önünde yoğurtçu bir kız üşür, titreyen dudakları arasından minik avuçlarına duaları düşer. Ah Siverek, ah! Kaçanı kovalayan aşk gibisin. Rağım sana, lakin uzansam dokunacak gibiyim ellerimle verimli topraklarına. O topraklar ki berekettir, anadır, yardır, bağdır, ata diyarı Karacadağ'dır. Bakma aramızdaki mesafeye, oysa bir ses duyumluğudur seninle aram. Taşı karam, bahtı karam, hasretliğindir içimdeki yaram. Şimdi böyle Eyvallah, hocam. yüreğine sağlık, yüreğine sağlık. Sağ olun. Yani Sağ olun. gerçekten Siverek'i çok güzel betimlemişsin. Şimdi Sağ gurbetteyken Siverek çok güzel görünüyor, değil mi? Güzel görünüyor gerçekten.
insan yüreğinin bir parçası gibi görüyor. Burada da bu dizelerinde de gerçekten çok güzel anlatmışsın. Peki Mahmut Sağ Hocam, olasın. yani Evet. hem şiir hem öykü yazan bir yazar olarak, bir şair olarak sence öykü mü, şiir mi? Bir de şunun devamını getiriyorum. Şimdi öyküye bir kelimeyle bir isim ver desem, şiire bir kelimeyle bir isim ver desem, ya ikisine neler söylersin? Yani senin için hangisi daha ön plandadır? Onu önce açıklayarak sana zahmet, öykü mü, şiir mi? Şimdi hocam benim tahminim şiir öyküden önce gelmiş olabilir geçmiş dönemde. Öyküler de romanla birlikte ortaya çıkmıştır. Hani destanlar, hikayeler, Dede Korkut hikayeleri vesaire falan şu bu. Öyküler daha kısa metinlerdir. Roman hani belki de bilmeyenler için söyleyeyim. Roman Latince bir kelimedir. Eskiden Roma İmparatorluğunda destanlar, hikayeler Latince yazılırdı. O Latince metinlere de roman denilir. Oradan öyle dilimize gelmiş. Şimdi sonradan tabii ki daha sonraki gelişmeler başka gelişmeleri getirmiş. Rönesans döneminde 15-16. yüzyılda Rönesans'ta hümanistler yetişmiş. Böylece romanlar güzel bir şekilde yaz. Mesela Boccaccio önemli birisi. Shakespeare mesela Romeo Juliet'i yazmıştır. Montaigne vesaire falan bu dönemde yazılanlardır. Ama hikaye ile öyküler daha sonraki süreçte yani o 19. yüzyılda biraz daha böyle Fransız yazarlarının derlemesiyle ortaya çıkan bir tarz ortaya çıkar. Bunlar da ikisi Mapuse'nin diğeri Çeoğun isimleriyle anılan öykü tarzlarıdır. Bu birisinde olay Mapuse'nde olay öykücülüğü ön plandadır. Olaylar Evet, daha çok olay ön dikkat plandadır. edilir. Doğru. Çağ'da ise biraz daha mekansal, biraz daha ağır geriden giden. 19. yüzyılda biraz bir de şöyle bir şey çıktı. Postmodern böyle postmodern bir şey. Çağdaşlıktan zevk alamayan insanların daha da ötesi biraz kurgu hayali katarak böyle farklı bir öykü tarzını ortaya çıkardı. Postmodern. Bunun en önemli öncüleri Kafka'dır. Bizde de Sabahattin Ali bunların öncüleridir. Şimdi roman tabii ki bir derya. Ama şimdi şiir konusunu tekrar sizin sorunuza geri dönersek, şiirle ilgili çok söylenen sözler olmuştur geçmiş dönemlerde. Farklı farklı görüşler ortaya atanlar olmuştur şiirle ilgili. Mesela şöyle bir ifade vardı. Yani ben yeni bir ifade koymuyorum ama şiir gölgeyi dansa davet eden bir yankıdır. Şiir gölgeyi dansa davet eden bir yankıdır. Bu Karl Sandburg. Bunu Ot dergisinde, o tane bu dergilerde sormuşsunuz, sorabilirsiniz. Bir de en güzel sözcüklerin en doğru sırada birleşmesi. En güzel sözcüklerin en doğru sırada birleşmesidir. Taylor Coleridge diye birisi. Sonra bir de Novalis'in bir güzel sözü var. Şiir aklın açtığı yaraları tedavi eder. Bu çok güzel bir şey. Şiir aklın açtığı yaraları tedavi eder. Gerçekten bu güzel bir şey. Böylece bu tabii ki bu süreç içerisinde romancılıkta bizim Türkiye'de 19. yüzyılda zaten bu o yazma olayları Avrupalılardan etkilenilerek yazmışlar. İşte Genç Jön Türkleri vesaire falan döneminde gitmiştir. Öyle romancılık bu şekilde. Öykü isim olarak öyküye sizin o öyle güzel ifadeleriniz güzel. Yani şeydir. Kısa soluklu öykü. Öykülerde bir olayı anlatırsın. Ama romanda çok olay anlatırsın. Birçok olay hikayeyi anlatırsın. Öyküde olay önceliklidir. Romanda işte kahramanlar ön plandadır. Mekanlar ön plandadır. Bu şekilde yani böyle bir tanım şeklinde öyküye verebileceğim kısa zaman içerisinde cereyan eden olayların anlatıldığı bir metin diyelim. Yani bazen kişiyi anlatırsın, bazen bir olayı anlatırsın. Tabii dedi ki iki türü vardır bu öykücülüğün. Olay öykücülüğü, durum öykücülüğü şeklinde. Böyle bilmiyorum ifade edebildim mi bilmiyorum. Doğrudur. Şiir bana göre, bence, yani benim de okuduğum kadarıyla ve şey yaptığım kadarıyla, bence, bana göre şiir insanlığın, yani insanın tarihiyle birlikte var olmuştur. Yani konuşma, sözün yani oluştuğu tarihten itibaren şiir de vardır. Çünkü sözle birlikte,
Hani yürekten gelen bazı güzel sözlerin, güzel duyguların imgelerle, metaforlarla böyle karşı tarafa söylenmesi ki duygular yani sözlerin duyguları ifade edebilmesidir. Şiir dolayısıyla bence de şiir en eskisidir. En eskisidir. Ve şiir öykü ve romanı beslenmiştir sürekli. Halen de besliyor. Yazarların çoğu da şiirden gerçekten besleniyor. Yine öykücüler şiirden besleniyor. Roman hem şiir hem öyküden besleniyor. Böyle birbirler etkileşim halinde olan bir yazın sanatından bahsediyoruz. Yani edebiyat böyle bir şeydir. Peki yani şiir ve öykü bir arada yani yazıyorsunuz. Hem şiir yazıyorsunuz hem öykü yazıyorsunuz. Peki sizin en çok okuduğunuz kitaplar ne tür? Şiir kitapları mı yoksa roman, öykü mü? Hangi yazarları okuyorsunuz? Hocam şimdi yani ben daha çok hani biliyorsun bu romanın çeşitli şeyleri var. Yani farklı isimlendirilen sosyal roman, realist Evet, romanlar var, evet. postmodern romanlar var. Ben sosyal içerikli olan romanları seviyorum. Şu anda yazdığım roman da zaten sosyal romanın hani sosyal roman da üç bölüme ayrılır. Tezli roman. Yani ben bir olayı romanı anlatırken bir olayı da ispat etmeye çalışıyorum. Böyle bir tarz. Yani ben Evet. o tarzı seviyorum. O tarzın öncüsü de Victor Hugo'dur. Evet. Victor Hugo, bunun dışında Steinbeck vardır. Gazap Üzümleri kitabını yazan Victor Hugo, Harika bir Sefilleri romandır. yazmıştır. Gazap Üzümleri. Evet. Evet. Bunun dışında postmodern de seviyorum. Postmodern son dönemlerde. Yani postmodern az önce de bahsettiğim gibi moderniteden bıkmış insanların biraz da Evet. kurguyu içine katarak yazdıkları bir romandır. Ben kendi bu son Yani çalışmamda gerçek yapıyorum. yaşamdan çok hayali bir yaşamın Evet. yani kurgulanması, farklı bir dünyanın kurgulanmasıdır. Doğru. Evet. Mesela bu son Evet. romanda yazmışım. Kahramanım bir yerde yatıyor. Orada yuvarlanıyor birden. Annesinin yanına gidiyor. Annesiyle konuşuyor. Şimdi ben bizim değerli bir arkadaş, abimiz az önce bahsettim. Bizim için bir zamanlar iyi de oldu. Eyüp Fırat Sürek. Onunla sohbet Evet. ettik. Sohbetimiz sırasında bu hikaye biraz heyecanlıyım, tereddütlüyüm. Bana dedi sakin ol ya. O da İsveç'te yazıyor. Sakin ol dedi. Evet. Sen niye şey yapıyorsun dedi. Bak Mehmet Uzun dedi. İlk kitabı Tu'ydu. Tu kitabını dedi. Yazdığı Tu, zaman dedi. evet. Evet, sen Evet. yani, evet. Yani bizim değerli abimiz Kadir Büyükkaya da var. Onunla da mesela biz konuşuyoruz bunu. O da bana aynısını anlattı dedi. Mehmet Uzun dedi yanıma geldi dedi. Yani neredeyse dokunsan ağlayacak gibi ben bu yazarlık işini bırakacağım dedi. Niye? İşte ya dedi bizim hemşerilerimiz, ya bizim hemşeri demeyeyim yani o çok yanlış olur. Ya birileri. O Evet. birileri demiş Evet. ya bu nasıl bir kitaptır, nasıl bir şeydir? Niye böyle demişler? Dedi. İşte şimdi Mehmet Uzun, ben okumadım, Tu'yu okumadım ama onlardan duyduğum kadarıyla Mehmet Uzun bence de böyle postmodern bir şeyler yazmak istemiş. Bir koyunu varmış. O koyunla birlikte dolaşıyormuş. Nereye giderse onu da götürüyormuş. Bizim birisi tabii arkadaşımız. Kimse bilmiyorum. Yanlış bir ifade de kullanmak istemiyorum. Demiş ya bu koyun helikopter mi oldu? Ne oldu? Mehmet Uzun bununla birlikte gidiyor. Böyle tiye almaya çalışmışlar. Tabii ki sonradan çok mağcup olmuşlar tabii ki. Bu defa en çok kendini ön plana atanlar bunlar olmuş. Böyle bir durum da Evet. var. Evet. Dolayısıyla şimdi saygıdeğer hocam bizim bazı sosyal medya grupları var. Bazı Evet. insanlar yazılar yazıyorlar, şiirler yazıyorlar. Bakıyorsun hemen onu sağından, solundan, kıyısından, köşesinden tutup yıkmaya çalışan insanlar var. Ben kaç kişiyle bu konuda böyle yazıştım. Yapmayın, Olabiliyor. etmeyin. Olabilir. İnsanları serbest bırakın, yazsınlar. Evet. Cesaret Evet. alsınlar. Bugün Evet. Evet. şimdi Evet. yazmak edebiyat hocam biliyorsun emek harcamakla olur. Öyle hemen ben yapayım olmaz. Aynen. Şiir mesela şiir Tabii. ben yazdım. Sipariş üzerine şiir yazılmaz. Şiir yazabilmek için önce bir konu bulman lazım. Konuyla ilgili ne hedefin nedir, teman nedir, bilmem ne, yani bir sürü şey çalışmaları yapman lazım. Hemen bitirmek olmaz o sipariş gibi. Zaten ondan bir şey de çıkmaz. Uzun Evet. vadeli, uzun Evet. soluklu bir çalışma yapman gerekir. Bu şekilde. Bu arada ben hani kimi seviyorsunuz dediniz. Ben başta Mehmet Uzun'u seviyorum. Çünkü Mehmet Uzun'la ben bu yazım işine başladım. Kısa bir Evet, süre evet, onunla evet. tanıştık ama gerçekten güzel, kaliteli, ne yazdığını bilen, bize yol açan,
bir duayen yani onu keşke yaşasaydı, onunla ondan feyiz alsaydık, onun tecrübelerinden yararlansaydık çok güzel olurdu. O bizim Siverekli yazarlarımızdan Kadir Büyükkaya'yı da ben mesela onun iki kitabını okudum işte yeğenimle bir yanım Halepçe bir yanım Süleymaniye. Güzel gerçekten o da yani aslında Kadir abi bir şey gibi yani o bir Kadir o abinin benim kitabını ben de okudum. O da dili çok akıcı, çok güzel. Her yönüyle aslında çok iyi bir yazar, kaliteli bir yazar. Ben bir de şu kendisini tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Takip de ediyorum her zaman. bir de Kadir şöyle bir abi durum var. gerçekten o da iyi bir yazar. Evet. Şöyle bir durum var yani şimdi hafızası güçlü böyle Siverek'in adeta kütüphanesi gibi yani Kadir Evet. abi Siverek için çok önemli yani ben onu gözümde hani o bir tane orman dedesi vardı ya ona benzetiyorum yani Kadir abi bizim için çok önemli. Onun kitaplarını severek okuyorum. Anaları özellikle çok güzel. Çok böyle bazı şeyleri vurgulayarak şey yapıyor. Onu beğeniyorum. Bunun dışında mesela bizim Siverekli yazar Mustafa Sancar var. Pek öyle hani siz biliyorsunuz, ben biliyorum, bazıları Ben biliyor ama biliyorum. Mustafa Evet, Sancar biliyoruz. öyle pek fazla sosyal medyaya çıkan birisi değil. Ben birebir de görüşüyorum kendisiyle. Onun kitaplarını da okudum. Lal Ağıtlar, Palyaçonun Sığınağı, Ayna Sığınağı. Geçen gittim bana Şehirler Ağlıyordu kitabını verdi. Onu okudum. Şehirler ağladığında. Şeyler ağladığında evet. Onu en son onu okudum. İşte bir o da güzel bir şey. Ben Kısa bir Mustafa Sancar'ın bütün kitaplarını okudum. İyi bir edebiyatçıdır. Çok iyi bir edebiyatçıdır. Dil ustasıdır. Mustafa Sancar. Gerçekten bizim Siverek de aslında çok iyi yazarlar çıktı. Bu son dönemde çok iyi yazarlar var. Mustafa Sancar var. Hayri Yetik var. Hayri Hoca çok iyi bir araştırmacıdır. Hem romanı hem öyküyü hem şiiri çok iyi bilen bir edebiyatçıdır ve bugün gerçekten Türk edebiyatına damgasını vurmuş bir yazardır. Yani kitapları hemen hemen çok büyük yayın evlerinden İnkılaptan çıkmış, Ayrıntıdan çıkmış. Yani çok büyük yayın evlerinde de kitapları çıkan bir yazarımız. Çok da iyi bir insan. Çok da iyi bir insan. Kemal Siyahan ustamız yine öyledir. Mustafa Sancar abimiz yine öyle. Kadir Büyükkaya yine öyle. Şimdi ben Hasan Kadir Baydil, abinin Hasan Baydilli de Hasan var. O da Baydil'in romanını okudum. Okudum. Süt Gerçekten kokusu evet çok onun. güzel. Yani büyük emekler verilmiş. Çok büyük emekler verilerek yazılmış ve bizim Siverek'in bölgenin önemli bir sorununa el basmış. Küçük yaşta evlilikler, kadınların çekmiş olduğu acılar gerçekten onun üzerinden yürüyerek hem feodalizme bir kafa tutuş var o romanda hem kadınların çileli hayatına bir ayna tutma var. Yani bizim Siverek'i anlatıyor o da. Bizim Siverek'i anlatıyor. Kalemler çoğalıyor, çoğalsın. Çok güzeldir. Güzel, Çok çok güzel. güzeldir. Ben istiyorum daha çok insan yazsın, daha çok insan kaleme sarılsın. Kalemden zarar gelmez, edebiyattan zarar Abi. gelmez. Şiir Yok. okuyan, öykü okuyan, roman okuyan insandan kolay kolay zarar Gel. gelmez. Gerçekten öyledir. Gel. Dolayısıyla daha çok insanımız yazsın, okusun. Ben isterim. Şimdi ben Kadir Büyükkaya'nın kitabını okudum. Siverek'teki o aileleri anlatıyor, evleri. Tek tek ev ev. Çok güzel anlatıyor. Dediğin gibi bir hafızadır o. Yani bir şehrin hafızasını tutmuş. Abi. Buna benzer bir roman da Hasan Emet'in Cinler Labirenti diye bir kitabı var. Hasan Emet'i. Çok iyi bir yazardır o da. Ergani ile bir yazardır. Şu anda İsveç'te yaşıyor. Saygıyla buradan anıyorum. Şimdi orada da Hasan Emet'in o romanında da bir köydeki evleri tek tek anlatıyor. Çok güzel. Böyle evleri tek tek evlerde kimler yaşıyor, nasıldır o roman onun üzerinden yani aynı modülde fakat Kadir abinin, Kadir Büyükkaya'nın bir şehrin şeyini tutuyor. Yani hafızasını tutuyor. Yani kimle ilişkilidir, nasıldır, hangi Abi evdir, kimdir? Yani bu şey çok de çok güzel. önemli bir şey. Çok Bir önemli bir yanım şey. Süleymaniye, bir yanım Halepçe o da çünkü o hepsi öyle hocam Aynı o bizim zamanda için bir Kadir değerdir. abinin bir de müzik yönü var. Yani müzikle ilgileniyor. O da çok güzel bir şey, bir sanatla ilgileniyor. Yani ben saygılarımı sunuyorum buradan. Gerçekten bizim Siverek'te bir de genç yazarlarımız var Mahmut Hocam. Belki şu Şimdi anda bizi izleyen birçok yani izleyici belki o genç yazarları bilmiyor. Mesela
Şiyar Doğan var. O da kendi çapında yazıyor ve bayağı iyi bir yazardır. Şiyar Doğan. Sonra Mehmet Ali Vurmak var. Korku romanları yazıyor. Korku romanları. Belki duymamışsındır bilmiyorum ama genç bir yazardır, genç bir kardeşimizdir. Korku romanı yazıyor Siverek'te. Düşün. O da yine mesela Halepçe katliamının korku romanında Halepçe katliamını anlatıyor. Yani böyle ilginç olan yazarlarımız var, şairlerimiz var. Gerçekten ben takdirle takip ediyorum hepsini. İnşallah daha da Hepsini güzel tebrik olur. ediyorum. Hocam biz Evet, diyorum ya evet. medeniyetin başladığı yerde Evet. doğmuşuz. Bu arada hocam şeyin şiir Kesinlikle. konusunu geçtik. Şiir konusunda da en sevdiğim şairlerden Evet. devam edip öyle götüreyim. Nazım Tamam. Hikmet, Ahmet Arif, Evet. Evet. Nevzat Çelik, Cemal Süreya. Bir de tabii bunların Güzel. başında Ciğerhun gelir. Evet. Fransız bir tane şair var. Bir süre ona takılı kalmış. Charles Baudelaire diye birisi. Evet. Charles Baudelaire'ın çok Evet. Evet. duygusal böyle Evet. şeyleri var. Bunun yanında mesela Kadir Büyükkaya'nın güzel bir şiiri vardı. Bir ara dedim bu akşam için telefon açayım ondan sözlerini alayım. O diyor Evet. ya nehirin kıyısına oturmuş şilepler geçiyordu. Böyle çok güzel bir şiiri Evet, var. evet, Onu evet, 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 Halit evet, okumuştu. Muzaffer evet, Kalaba, evet, Şiar Buzcu bu arkadaşlarımız evet. da çok güzel. Tabii, tabii, Şimdi tabii. Bak, Hicri Yüzgören var, Diyarbakır'da yaşıyor. Hicri Muammer Torunlu var, çok iyi bir şairdir, çok iyi bir yazardır. Yine Kürtçe yazan Ferhadi Mehmet var, O Ferhadi zaten Mehmet var. ayrı bir, o ayrı bir Kürtçe şey bir hazır. öykü kitabı var. Ben okudum, çok da güzel, çok güzel yazıyor. Ödül de almış o. İsveç'te ödül almış bir de. Şimdi Ferhat aslında şöyle bir anım var Ferhat'la. Benim Tilya'nın Gelini isimli kitabımı ilk okuduğu kitap o. Şimdi üniversiteye gidiyor. Üniversitede Tilya'nın gelinini görüyor. Kapağını falan bakıyor. İşte böyle tam bizim yüreği anlatan bir kadın resmi var. Sonra açıyor bir iki sayfayı. Aha bakıyor ve bu bize anlatıyor. Sonra sosyal medyadan beni aradı. Dedi ya abi dedi ben senin bu romanını aldım okudum dedi. Yahu sen çok güzel anlatmışsın. Sen dedim kimlerdensin? Derken akraba çıktık bir de. Çok yakın akraba. Resimlerinizi gördüm. Hocam Öyle sen bir anım var. akraba Evet. sen şimdi akraba Akrabayız. çıktıysan biz de akraba Akrabayız. çıkmayalım. O da garson olabilir çünkü. Oradan gitmedi. Doğru. Doğru. Benim halam onun amcasının karısı. Öyle. Yani öyle diyeyim. Doğru. Benim kız Evet şimdi halam hocam yani. Evet. Türk yazarlardan Sebahattin Ali yani onun Evet. kitaplarını Evet, zevkle çok güzel. Evet, okuyorum. evet, evet. Özellikle Evet. Kürk Mantolu Madonası, Sırçalı Köşk, Evet. Kuyucu Akıysız, Yaşar Kemal, Elif Şafak, Evet. Ahmet Altan, Murat Han Mungan, Evet. Zülfü Evet. Livaneli. Bunlar yabancı Güzel. yazarlardan da Güzel. Kafka, Balzac, Evet. Paulo Coelho, George Orwell, Evet. Antonio Robbins'e gelişimle ilgili onun iki tane kitabını okudum. Çok güzel. Yani o gelişimle ilgili sınırsız Evet. güç içinizdeki devi uyandırın. Onun John Steinbeck mesela Gazap Üzümleri işte onu dedik. Evet bunlar da o kitapla ilgili söyleyeceklerim. Çok güzel. Tabii Yaşar Kemal apayrı bir yerde değil mi Yaşar Kemal? Yaşar Onu unutmayalım. O onu bizim söylemedim. hepimizi besleyen bir derya o. O Onu gerçekten bir söylemedim mi? deryadır. Onu Yok. söylemedim sahip ettim ha. Neyse. Kötü. Şimdi tamam. Evet güzel. Çok güzel. Aynı hemen hemen aynı yerlerden besleniyoruz. Aynı yerlerden besleniyoruz. Tabii dünyada ve yani hem Türkiye'de hem dünyada bizim birçok dostumuz var. Birçok yazardan besleniyoruz. Onlardan alacağımız çok şeyler var. Çünkü onlar her biri kendi kültürlerini, kendi Ha bunu da insanlarını anlatıyor. okuyucularım. Evet. Hocam lafını unutma. Okuyucularımız Evet. söylüyor. Ona haksızlık olmasın. Yılmaz Odabaşı. Onu unutuyoruz. Es Evet. geçtik. Yılmaz Odabaşı da bizim bir değerimizdir. Onu da unutmayalım. Ya çok değerli arkadaşlarımız var. Dedim ya yani hem yeni hem bu işlerde tamamen emek harcamış bir yani Siverek'te gerçekten yetişmiş çok değerlerimiz var. Ben hepsine saygılarımı, sevgilerimi buradan gönderiyorum. Gerçekten çok değerli işler yapıyor edebiyat adına. Şimdi yani evet. Peki Mahmut Hocam, siz de Efendim. ilk bir kitabı en azından bir kitabı yayınlanmış biri olarak, bir yazar olarak yazar ve yayın evi ilişkisi hakkında neler söylüyorsunuz? Yani özellikle günümüzde biliyorsunuz kağıt çok pahalı. Kitap yayınlan yani basılan kitap sayısı gerçekten çok azaldı. Azalıyor. Yayın evleri kitap basamıyor.
Yazarlardan para talep ediliyor. Siz bu konularda neler söylemek istersiniz? Sizin de mutlaka bir düşünceniz vardır. Evet hocam, şimdi tabii ki ben duydum, yani bazı arkadaşlar çok astronomik paralar vermişler, kitap bastırmışlar. Evet. Benim öyle bir durumum söz konusu olmadı. Evet. Tabii ki bu olur, yani insanlar kitap bastırmak için veriyorlar falan, bilmiyorum. Yani gitsen desen ki altın yaldızlı kaplama olsun, kitabın fiyatını artıracak. Evet. Şimdi hocam şöyle bir durum, Kadir abiyle biz zaman zaman birkaç defa konuştuk. Şimdi burada yerel yöneticilere, Kültür Bakanlığı'na çok önemli roller düşüyor. Edebiyatçılar büyük emek harcarlar. Yani bir kitap az 3 yıldan önce ortaya çıkarsa bile, belki hani kısa bir kitap olursa, anlatacağı hikaye dar kapsamlı olursa, yani 3 yıl, normalde 3 yıl dolayında bir zaman alıyor ve Doğrudur, doğrudur, sürekli doğrudur, doğrudur. çalışıyor. Evet, 24 evet. saatini, emeğini harcıyorsun. Şimdi yayın eviyle görüşüyor. Yayın evi ticari bir kuruluştur tabii ki. Ama burada hükümetin ne yapması lazım? Yayın evinin bazı vergilerine muaf tutması lazım. Evet. Şimdi orada bu kesinlikle para talebinin kitap yazarlardan alınmama. Parayla basılan kitabın kıymeti olmaz ki hocam. Olmaz, öyle bir şey Evet. olmaması lazım. Ha şöyle bir Evet. şey. Mesela kitap, adam bana mesela telif vermedi, para vermedi. Dedi ki ikinci baskı olduğunda yüzde bilmem kaçı senin, ama ben sana Evet. para vermiyorum, para da Evet. almıyorum dedi. Ben sana 100 tane bağışlıyorum, gönderiyorum. Bu şekilde bir Evet. anlaşmamız oldu. Güzeldir. Şimdi Evet. İyidir. Evet. 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 Şimdi bunun dışında baskı artarsa tabii şey olur. Şimdi burada bir eksiklik var. İnsanlarımızda tabii, bizim özellikle bölgede hocam sorunlar çok, dertler çok. İnsanlar birikimli, okuyorlar da, gerçekten bizim bölge insanı çok okuyan insanlar ve yeni bir şeyler ifade etmeye çalışıyorlar. Yani kendilerini ispat etmeye, ben buradayım demeye çalışıyorlar. Şiir yazıyorlar, öykü yazıyorlar. Çok güzel, bunları desteklemek lazım. Batı'da bunları göremezsiniz. Devletin bunları Evet. desteklemesi lazım. Bunun için yerel yöneticilerin Hı. yazarları desteklemesi lazım. Ne Evet. yapması lazım? Mesela bazı kuruluşlara finansını sağlaması gerekir. Finansını sağlaması gerekir. Bir heyet oluşturması lazım. O heyetin kitabı yayınlamaya değer gördüğü takdirde, örneğin matbaa parasını en azından kendisi karşılayıp Evet. kitabın o şekilde sunuma dökülmesi lazım. Şimdi şöyle bir tezat da var hocam. Biliyorsunuz, siz de bunları yaşıyorsunuz. Kitabı basıyoruz. Kitap basıldıktan sonra, şimdi bir de sopa yemiş gibi oluyoruz. Şu anda okuyucular bize kızacaklar. Ya 2-3 yıl emek harcıyorsun. Özellikle sizler Evet. mesela benden çok önce yola çıkmışsınız. Kitaplarınız Evet, var. evet. Bizim daha yeni, kısa zamanda. Şimdi kitabı emek harcayarak, zamanınızı, gecenizi, gününüzü katarak kitap çıkarıyorsunuz. Emek harcıyorsunuz, maddi manevi falan. Arabanızla dolaştırıyorsun orada burada, imza gününe. Mesela bir imza gününe gittiğinizde bir sürü para harcıyorsun. Bilmem ne yaptın. Tabii. Getirisi Bunların yok. hepsini yaşıyoruz hocam. Ha, Şimdi yaşıyoruz, evet. hocam, yani ne öyle bir şey oldu ki, bu yazarlık zenginlik işi oldu gibi. Yani paran yoksa gidip Evet. bununla imza gününe de katılamıyorsun. Şimdi artı bir Yapamıyorsun. de, Evet. bizim Evet. bazı arkadaşlarımız çok alıngan. İşte ben mesela gördüm, birisi bana dedi, ben senden küstüm. Niye? Ya sen bana kitap göndermedin dedi. Ya mübarek Evet. kardeşim. Ya Evet. tamam, bu yanlış bir Evet. şeydir. Destek verin Evet. ya, birer tane de siz alın, ne olacak ki yani? Ben Evet. 100 Evet. tane Evet. hepsini Evet. satın, böyle bir eksiklik var. Toplum olarak, yani bizim insanlarımız, yani mesela öyle insan var ki, Adana'da bir arkadaş dedi ki, ben hocam bana dedi 100 tane göndereceksin burada benim, çünkü imza gününe Evet. katılmadım ya. Dedi ben Evet, burada dedi hemşehrilerimize diye dağıtacağım, bir siverekli kitap evet. yazmış dedi, ben Evet, bunu evet. evet. Şimdi hocam böyle kaliteli hemşerilerimiz de var. Ben dedim yok, 50 Evet. tane Evet, göndereceğim evet. sana. 50 tane Evet, gönderdim, evet. o kendi dostlarına falan dağıtmıştı. Bunun yanında Doğru. mesela Eyüp Fırat Sıra Üçlük mesela bir miktar aldı. Avrupa'da dedi ben dağıtacağım, pek de kimse Evet, alamıyor. evet. Herkesin Ya işte böyle yazarları olur. desteklemesi Destek lazım. böyle olur. Destek böyle olur. Mahmut Hocam. Ben de araya Evet. girmek istiyorum. Aynı şeylerden ben de muzdaribim. Çünkü hep aynı sorunlar. Siverek'ten beni aradı bir tanesi okul müdürü. Yani Evet. okul müdürü, öğretmen arkadaş, bilinçli biri, aydın biri. Hocam sendeki olan bütün kitapları imzala bana gönder. Sen niye göndermiyorsun? Evet, Dedim ki tabii abi bu. dedim ya ben de dedim bak ben oraya sürekli geliyorum. İmza günleri yapıyorum. Yayın evinden kitap getiriyorum. İmza günleri yapıyorum. Sen hiç benim imza günüme gelmiyorsun. Şimdi Evet. sen benden kitap istiyorsun. Bende kitap gerçekten yok. Çünkü ben yayın evinden istiyorum.
İmza günlerine gideceğim zaman yayın evinden istiyorum, geliyor 30-40 tane alıp gidiyorum. Dedim bende kitap yok şu anda. Abi bana küstü, konuşmuyor. Ya böyle şey olur mu Evet, ya? Böyle bir evet. mantık olur mu yani? Böyle bir mantık Vallahi olmaz. öyle. Bizim Yine bir insan dernek adını duygusaldır. vermeyeceğim. Kültür Bilim Evet. Sanat Derneği. Dedi ki hocam Evet. bize birkaç tane kitap gönder, biz burada sana satalım. Dedim abi bende kitap yok. Gerçekten yok. Bende sürekli kitap olmaz ki. Dedim yayın evinde var. Ben yayın evine konuşayım. Size göndersin. Konuştum %50 ile gönderelim dedi. %50 indirimle. Dedim sana Evet. %50 indirimle gönderecek. Ya Tamam. küsmüş. Bana parayla gönderiyor. Ya arkadaş ben doğuruyor muyum bu kitapları? Yani sen Evet. bana destek olacaksan bir tane Evet. sponsor ayarlayacaksın. 100 tane kitabımı alacaksın. Üyelerine dağıtacaksın. Böyle destek olursun. Yani saçma sapan bazen dediğin gibi yani bazı okuyucular insanı gerçekten ya da bazı dostlar insanı bıktırıyorlar. Yani şimdi arkadaş ben burası bakkal dükkanı değil ki ben sana ikide bir kitap Evet. göndereyim. Sen Evet. alacaksın, yayın eviyle irtibata gireceksin, alacaksın, bana öyle destek olacaksın. Ben de daha sonra Doğrudur. yazabileyim bunu, yazabileyim yani. Çünkü neticede her şey bu paradır yani. Yani Evet. basın paradır, yayın evinin belli bir bütçe ayırıyor, yayın evi bedava yapmıyor ki bu işi. Yayın evinin elektriği var, suyu var, kirası var, personel gideri var. Bunlar hepsi böyle çıkacak. Sen bir yazara destek olmak istiyorsan kardeşim, yani ya sen alacaksın ya da sponsor bulacaksın. Yani birini bulacaksın. Bir 50 tane 100 tane kitabını aldın mı destek oluyorsun işte. O zaman ben yine yazabilirim. Yoksa ben Evet. nasıl yazacağım? Şimdi benim 6 yıldır bitirdiğim bir dosya var. Yayın evleri para istediği için ben de etik bulmuyorum. Gönderiyorum. Bütün yayın evleri diyor ki hemen yayınlayalım diyor. Ama kağıtlar çok pahalı bize destek oluyor. Yani ben yayın evine para desteğinde bulunamam. Yani öyle bir şey yok. Benim gücüm yok yani. Şimdi ne oldu? Kitabı bastıramıyorum. Benim iki dosyam hazır. Şu anda yayın evlerine veremiyorum. Veremiyorum. Yani yok. Yani o öyle kaldı. Yani şimdi buradan bir tane birileri çıkacak diyecek ki kardeşim gönder ben 50 tane 100 tane kitabını alıyorum dese iş bitiyor yani. Zaten 100 Abi tane tabii. kitap aldım mı maliyet çıkıyor. Evet, Ama tabii. bunu yapan yok. Herkes Evet. istiyor ki biz gönderelim. Böyle bir şey var maalesef. Maalesef. İşte ben az önce hocam sizinle konuştuğumda zaten beni arayan yayın evi sahibi bana kağıt kitap fiyatlarının çok arttığını söyledi. Düşün bir A4 kağıdı hocam. Doğru. Bir Doğru. A4 Doğru. kağıdı 20 liradan Evet. 60 liraya çıktı. Yani böyle Evet. gerçekten bizim Evet. işimiz de zor. Doğru, çok zor. Mahmut Hocam, son olarak Efendim. yayınımız bayağı ilerledi. Bu Siverek Kültür Platformu ile ilgili neler düşünüyorsun? Yani neler yapmalıdır? Başka sence daha nasıl bir yol izlemeliyiz? Nasıl gitmeliyiz? Böyle biraz görüşlerin varsa Siverek Kültür Platformu ile ilgili onları da alalım. Şimdi hocam ben izleyen arkadaşlara şunu da söyleyeyim. Bu madem ki bu son soru değil mi diyorsunuz? Bu son Evet, evet, soruysa evet. ben şimdi bu Evet. son soruyu Kürtçe bir Hı. şiirle de kapatacağım. Onu da Tabii tabii söyleyeyim onu arkadaşlar. kapatırız. Evet, onu Evet. kapatacağız. Evet. Evet. Şimdi şöyle bir durum hocam. Bu kültür platformu gerçekten büyük bir boşluğu doldurdu. Az önce Remzi arkadaş orada Remzi Demir diyor ki işte siz şey yapın diyor. Yani Evet. yazarlar da örgütlensin. Doğrudur, haklıdır. Yani yazarlar da gerçekten Evet. birbirimizden kopuk durumdayız. Bizim o haklı Evet. yani onu doğrudur. Şimdi şöyle olabilir hocam. Bu kültür platformu kurulmadan önce Kadir abiyle biz böyle bir konuştuk. Geçen yıl Kadir abi yani böyle bir oluşum düşündü. Kadir Büyükaya Bunun mı? tarihi dedi. Bunun bir Evet. çerçevesini dedi oluşturayım dedi. Yazarlar dedi kendi aramızda. Şimdi bizim düşün şu. Hocam bizim yazmamız bir şey ifade etmez. Bundan sonraki kuşak önemli olan o kuşağı Evet. az önce siz söylediniz yeni yazanlar geliyor. Gelsinler. Ne kadar çok gelirse hocam Evet. edebiyatı güçlü olan toplumlar ayakta kalırlar. Her şey edebiyatla Kesinlikle. başlar. İnan Evet. edebiyat oldu mu o toplum yok olmaz. Bizim en büyük eksikliğimiz geçmiş dönemde yazılı kaynaklarımızın yeterince olmaması. Edebiyatla Evet. ilgili yeterince Evet. bilgi belgemizin olmaması. Bunları biz mücevher gibi bunları saklayacağız, koruyacağız kitaplarımızı yazarlarımıza toplum olarak sahip çıkacağız. Bu platform yazarlarına sahip çıkacak. Şimdi sayı günden güne artıyor. Ben Evet. korkum şu ki yani sayı arttıkça acaba artık asıl amacından uzaklaşabilir mi diye böyle bir kaygım da var. Bunun güzel bir organizesini, gerçi siz bayağı güzel bir ekip oluşturmuşsunuz. Şimdi hocam Siverek önemli. Orada mesela liseler arası öykü yarışması yapılabilir, şiir yarışması olabilir. Roman Evet. yazmayı teşvik etmek amacıyla yapılabilir. Yılda bir defa bütün Siverekli yazarlar davet edilir. Bir imza günü düzenlenir.
Öyle 2-3 ayda bir falan değil. Yılda bir defa bu TÜYAP paçı gibi böyle, hatta gerekirse o Süveyrekli yazarlar Urfa, Adıyaman, Diyarbakır'ı da dolaşırlar. Birer gün Evet. arayla bu şekilde Evet. olabilir, imza günü yapabilirler. Bunun dışında yani yapılacak bir sürü şey var hocam. Bilmiyorum. Mesela Mehmet Uzun'la ilgili bir gün tertipleyebilirler. Mehmet Uzun ve yazarlarla buluşma günü olabilir. Müzikle alakalı Evet. olarak Şivan ve sanatçılar günü yapılabilir. Yılmaz Güney'le ilgili mesela sinema günleri yapılabilir. Bir sürü Evet. yapılacak şeyler vardır. Ve sadece bu yazarlarla, çizerlerle değil, edebiyat şeylerle, mesela sanayicilerle, farklı kesimlerle, hatta bölgemizde yani bir şeydir, biliyorsunuz bir gerçektir. Feodalite var yani, orada utanıyoruz yani, bu saatten sonra hala kan davaları var. Bunların olmaması için yani orada yerel güçlerin harekete geçmesi lazım. Ağaların, beylerin, her kimse bu tür şeylere son vermesi, yasaklanması, bunun haram sayılması gerekir. Yani bu tür şeylerin olmaması gerekir. Böyle diyorum hocam yani. Evet, teşekkür ediyorum. Senden bir Kürtçe şiir de dinleyelim Evet. Mahmut Hocam. Tamam. Olur. Tamam. Onu bir tane Kürtçe'de hemen aklımda. Mahmut Hocam, bu Kürtçe şiirinizi siz çevirttirdiniz mi, yoksa siz kendiniz mi yazdınız? Hocam yok, ben yazmadım bunu, Ferhat-ı Muhammed. Onu söyledim Ferhat. zaten. Peki Ferhat'ın şiiri mi, yoksa senin şiirini çevirdi mi Benim Ferhat? şiir. Benim Heh, şiirim hocam. tamam. Benim Tamam. şimdi şöyle bir son kitabım, hani diyorum ya, hazır vaziyette. Evet. Onu Ferhat'la bir ön şeyini yaptım. Acaba dedim ben bunu Kürtçe çevirmek Evet. istiyorum. Onunla görüşmelerimiz oldu bu konuda. Evet. Evet. Bakalım hocam. Tamam. Bilmiyorum. Evet, şimdi hocam bunu artık fonsuz okuyacağım, böyle bir Önemli değil. Tabii, buyurun. Buyurun. Evet. Dayet-ül Luri diye böyle bir şiir. Ferhat-ı Muhammedi bunu Kürtçe'ye çevirmiş. Bedengiye bajaran mina evran bisermindati. Hemginiyamın bisk bisk biser eniyamın de. Tünebuna te mina pişo. Dilemin bisojine. Min iro beriya tekir. Tilvri dayı. Her tüşt yek bir yek dur dikevi. Jidilemine sevi. Mina pelin zerubiyen yem payizi cibbeden amın dedin hevu pey hev diçin. Linge hun rakı jidilemin dati ezi riyohu bühüşta tebegarinim. Min pedevi biteheye tilluri dayı. Mina dükkela nane germ behen dedan nefes ate. Jimınra tü mina desteka kulil kampi hesreti ya te bila mina barana buhare biser min de be. Min iro beriya tekiri tilluri day. Kürtçe şiirimiz de böyle hocam. Dilete sağlığı, dilete sağlığı Mahmut Öteyim Hoca. sağ ol. Berkutlar Eyvallah. Sağ ol. serçava Sağ ol. Seserim, serçavem, rahat mamosta. iyi şef. Berkutlar Değerli yok. edebiyat dostları, her cuma akşamı saat 20.30'da Facebook üzerinden canlı olarak sunduğumuz edebiyat yolculuğunun bu akşamki konuğu çok değerli Siverekli yazar Mahmut İldoğan'dı. Gelip bu geceye renk kattığı için kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık diyorum. Siverek Kültür Platformu'nun buna benzer edebiyat, sanat, müzik, tarih ile ilgili canlı yayınları ve etkinlikleri devam edecek. Giderek artarak devam edecek. Bundan sonra da yeni yeni konuklarla, yeni şairlerle, yazarlarla buluşmak dileğiyle diyorum. Mahmut Hocam, senin de yüreğine sağlık. Teşekkür ediyorum. Sağ ol İyi hocam. ki bu akşam Ben geldin. İyi ki sağ bizimlesin. ol. Sağ Rıfat olasın. hocam, ben de size çok teşekkür Evet, sağ ediyorum. olasın. Süleyman Sağ Bey'e, olasın. Rıfat Bey'e, Sağ grup olasın. yöneticilerine, grupta emeği geçen herkese iyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederiz. Şevvaş diyorum. Şevaşıma veşvo Eyvallah. diyorum. Eyvallah. Teşekkür ederim. Şevvaş. Saygılar hocam. Görüşmek üzere. Sağ Biraz olasın. çok sağ ol bize. Serçavime. Sağ olasın. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Eyvallah.